birilerine burada olduğunu söylememiz gerek. Hayır. Davut ne yapar eder bulur bizi. Bak. Eninde sonunda kulübenin yerini öğrenip bulacak zaten sizi. Hem bakıma ihtiyacım var. Kamber bana bakıyor. Eminim bakıyor Zehra. Ama bu Kamber. Yani ona güvenmediğimden değil. Ama Davut buraya gelirse ve Kamber onunla yalnızken, yanınızda kimse yokken karşılaşacak olursa neler olabileceğini düşünsene. Pınar. Ben de köye gelip sana uğramayı düşünüyordum ama cesaret edemedim. Pınar lütfen. Bunlar ne biliyor musun? Eşinizin, Nazar Hanım'ın vücudundan çıkan parçalar. Vurulduğunda hiç kurşun yoktu. Sadece bunlar vardı. Komutan? Bunlar da senin evinden alıp bizim parçaladığımız boncuk örnekleri. Birbirine ne kadar benziyor değil mi? Bu bir delil değil komutan. Alo öğretmen, komutan bizi çağırtmış, hadi bin. Ama çocuklar? Boş ver şimdi çocukları. Nazar nerede? Ben olmasam üniversiteye bile gidemeyecektin. Okumak istemedin. Beni beklemek istemedin. Bekleyemedin. Benden özür dileme Mehmet. Sen benim için hiçbir şey yapmadın. Pınar. Benim Cabbar Ağa'dan bir şikayetim yok komutan bey. Ben ne babam ne de Ali bey gibi düşünüyorum. Nazar. Bu işe karışma sen Ali. Tekrar ediyorum. Ben Cabbar Ağa'dan şikayetçi değilim. Ve beni vuranın da o olduğunu düşünmüyorum. İzninizle. Nazar'la biraz yalnız konuşmak istiyorum. Cabbar'dan neden bu kadar korkuyorsun Nazar? Çünkü neler yapabileceğini biliyorum. Nazar. Yalvarırım bildiklerini anlat o zaman. Konuşmazsan bu adam hayatın boyunca seni korkutmaya, ikimizin arasında duvar gibi durmaya devam edecek. Seni şikayet edenin ben olmadığımı söylemeye geldim. Korkuyorsun Nazar. Hala korkuyorsun. Kendin için değil belki ama oğlun için korkuyorsun. Anne olmak ne güzel. Değil mi Nazar? Korkuyla yaşanmaz Şahnaz. Ben isterim ki karım, kadınım dediğim namlunun ucunda ben bile olsam korkmasın. Doğrusu neyse onu yapsın. Başı hiç düşmesin önüne. Başka bir isteğin var mı? Ekmeğin suyunu veriyorlar mı? Hiçbir eksiğim yok. Lamia. Çekil. Bu son şansın olabilir Nazar. Hayalini kurduğun mutluluk. Efe'nin mutluluğu için son şans olabilir. Kim bilir? Belki de gider, kurtulursunuz buradan. Ali, ben bir şey söylemeye gelmiştim. Geliyorum çocuklar. Evet. Ben istediğini yapacağım Ali. Cabbar Ağa'dan boşanacağım. Çok sevindim Nazar. İnan bana en doğru kararı verdin. Ama benim bir şartım var Ali. Eğer Cabbar Ağa'dan boşanırsam buradan gideceğiz. Sen
Ben ve Efe. Asker! Komutanı göreceğim. Eskileri karıştırıyorum Halil Bey. Taze gelin olduğum zamanlardan kalmış hepsi. Hatırladın mı bunları? Zaman su gibi akıp gidiyor Halil Bey. Bazen düşünüyorum. Yanlış mı yapıyoruz acaba? Bu yaşımıza yine düğün dernek. Niye yanlış olsun Süreyya? Bu yaşımızdan sonra nikahsız mı oturacağız? Ne bileyim Halil Bey. Düşündükçe aklım eğleşiyor. Nasıl olacak? Ne vakit olacak bu işler? Olur Süreyya. Tez zamanda olur biter hepsi. Bir şeye sıkılmışsın sen. Rıza. Gideceğim kasabaya yerleşeceğim diyor. Bir şey demedin mi peki? Madem niyetim var karışacak değilim. Bekle biraz daha. Şu düğün aradan çıksın. Durduk yerde kimsenin huzurunu kaçırma dedim. Demeseydin keşke öyle. Sumru üzülecek. Niye demeyeyim Süreyya? Adam kafasına koymuş bir kere. Pınar. Neler aldın kasabada? Aldım işte bir şeyler. Torbaya bakarsan görürsün. Niye böylesin? Nasılım? Kızgın. Çok soru soruyorsun da ondan. Hazal. Özür dilerim. Neyin var? Neden bu kadar üzgünsün? Kendimi çaresiz ve yenik hissediyorum. Neden? Onu gördüm. Kimi? Sana anlattığım çocuğu. Düşlerimi çalanı. Mehmet'i. Anlat bana istersen. Belki rahatlarsın. En azından içinde tuttuklarını, söyleyemediklerini anlat. Boşanmak ne demek anne? Bir daha Cabbar Ağa'yı görmeyeceğiz demek. Babana ne? Cabbar Ağa'yı. Bak oğlum, bazı şeyleri anlaman zor. Ama zamanı gelince hepsini anlayacaksın. İnşallah affedersin o zaman beni. Tüm yaptıklarım için. Yaramazlık mı yaptın? Evet, yaramazlık yaptım oğlum. Hadi eve gidelim. Nasıl yaparım Ömer? Nasıl okulu çocukları bırakır giderim? Nazar senin istediğini yapacak Ali öğretmen. Cabbar Ağa'ya boşanmak istediğini söyleyecek. Her şeyin bir karşılığı mı olmalı? Elbette hayır ama onu da anla. Cabbar Ağa delirecek. Kudurmuş köpek gibi her yere saldıracak. Belki de o haklıdır Ali öğretmen. Nazar boşanmak istediğini söyledikten sonra buradan gitmeniz hem sizin için hem de Kınalı Kar için en iyisidir. Gel bakalım. Komutan seni istiyor.
Şimdi beklemekten başka çare yok. Ağa dönene kadar oturup kafamızı dinleriz. Merak etme, çok yakında dönecektir. Ne biliyor? Malum mu oldu? Ona götürdüğüm çamaşırların içinde bir de silah vardı. Ne yapar eder, yakında döner ağa. Delirdi mi kızım sen? Başına bela mı arıyorsun? Ya yakalanırsan? Ya öğrenirlerse silahı senin bıraktığını? Söylemez ağa. Hem o dönsün, gerisi mühim değil. Aman be! Daha kaç zaman tutacaksınız beni burada, komutan? Hakkındaki iddialar açığa kavuşuncaya kadar. Suçum yoksa, emin değilsen bırak beni. Köyüm belli, evim belli. Olmaz. Sana güvenemem Cabbar ağa. Nereden buldun onu? Benim niyetim kötü değil, komutan. Sana nereden buldun bu silahı dedim. Lamia getirdi. Bohcanın içinde. Asker! Emret komutanım. Götürün bunu. Benim niyetim kötü değil, komutan. Bil istedim. Usta! Amma uzak köymüş burası. Öldüm bittim vallahi ya. Burada. Burada bir yerlerde Zehra. Usta, dur bir soluklanalım. Sonra söz. Her yeri ararız istiyorsan. Kahveye gideceğiz. Yusuf bülbül gibi şakır. Söyler bize Zehra'nın yerini. Bulacağız kalfa. Bulacağız. Bulacağız. Ne oldu anne? Yok bir şey oğlum. Hadi, hadi, hadi. Hadi ye Zehra'm, ye. Ye, ye de güçlen, iyileş bir an önce. Hadi ye. Kamber, nereden buldun bunları? Bir sürü şey getirmişsin. Köyden, köyden aldım. Köyden getirdim. Çok mutlusun değil mi? Sen buradasın ya Zehra'm. Sen buradasın ya. Geceleri, düşlerim, gündüzleri ben gibi buradasın ya. Ya gidersem? Ya Davut gelir de gitmek zorunda kalırsan? Olmaz olmaz, ne olur gitme, bırakmam ben seni. Kamber. Olur demiyorum ama... Eğer Ali öğretmenle Nazar kız giderse... Yani İstanbul'a... Biz de onlarla kaçar mıyız? Zehra'm! Zehra'm Allah! Zehra'm Allah! Zehra'm! Zehra'm! Demir'im! Demir'im, kahvaltı getirdim sana. Sen ne ediyorsun? Muhtarlık seçimine girersem kimler bana oy verir, onun listesini çıkarıyorum. Bu kadarcık mı? Bu kadar. Şimdilik. Bence geri kalanların hiçbiri sana oy vermez. Hepsi Ömer abiye verir. Sen beni deli etmeye mi geldin Fadik? İşin gücün yok mu senin? Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar zaten. Bir yolunu bulmalıyım Fadik. Köylü beni muhtar seçmeli. Ya Demir'im, sen ne edeceksin bu muhtarlığı? Gel vazgeç bu sevdadan. Sonunda olacağı biliyorum ben. Babam çok kızacak sana. Evet. Ömer sonunda muhtar olacak ha Necep? Hayırlısı neyse o olsun. Olmaz. Hanım izin vermez. Kendi vazgeçse bile eninde sonunda başkasını muhtar eder. Mesela sözünü dinleyecek birini. Ha, oyunuzu ona mı verirsiniz? Ömer'e mi verirsiniz? Bak orasını bilemem. Ortalığı durduk yerde ne karıştırıyorsun Yusuf? Kim kime isterse verir oyunu. Bir şey demedim canım. Hadi işine bak. Etrafı falan süpür. Durup dururken de tepeme attırma benim. Ne dedim ki şimdi ben Recep? Ha? Allah Allah. Çık dışarı be. Hadi yürü yürü. Kendi kahvemden kovuyorlar beni be. Ama müstahak oldum sana. Şöyle iki tane çakacaksın ki ağzının ortasına.
Hayda. Hoş geldin Davut abi. Yürü. Gir içeri. Konuşacakların var seninle. Hayrola abi? Yürü. Merhaba. Merhaba. Ben oturayım şöyle. Yusuf, şimdi bana Kamber'in kulübesi nerede onu söyleyeceksin. Benim işim olmaz abi Kamber'le falan. Kamber'in kulübesini söyle, bunlar senin. O vakit başka tabii abi. Ne yapacaksın Kamber'i Davut? Karışma sen. Herkesçe malum. Pek anlaşamazsın sen Kamber'le. Kınalı Kar'da huzursuzluk çıksın istemeyiz. Söyle Yusuf. Nerede kulübe? Bir emanetim var Kamber'de. Bu köyde Kamber'in kulübesinin yerini bilen yok. Boşuna uğraşma Davut. Vallahi ben de emin değilim. Şimdi düşündüm de hatırlamıyorum bir türlü abi. O zaman ben de beklerim. Kamber bu kahveye gelene kadar, kahvenin önünden geçene kadar beklerim. Bekleyelim bakalım Davut Efendi. Bekleyelim. Usta, sahiden bekleyeceğiz mi? Geberene kadar bekleyeceğiz. Birader. Çay içer misin çay? He? Valla iyi olur be birader. İşte hepsi bu. Sonra İstanbul'dan bindim ve otobüse buraya döndüm. Sandım ki her şeyi unutup her şeye yeniden başlayabilirim. Başlayabilirsin. Belki başka birini bile sevebilirsin. Onu kasabada görmeseydim. Yıllar öncesinden karşıma çıkan bir hayalet gibi konumu tutmasaydı. Eskiden dediği gibi Pınar demeseydi. Hala eskisi gibi. Beni hala seven. Hala aşık gibi. Bakmasaydı gözlerimin içine. Belki yeniden başlayabilirdim. Belki hala seviyordur seni. Babam nerede? Yukarıda. Ne oldu kızım? Yok bir şey. Nafile teyze sana yemeğini yedirsin oğlum, tamam mı? Ha? Düğünü nerede yapalım Süreyya? Kış vakti insanları meydanda telef etmeyelim ha. Neresi uygun olursa. Baba. Davut burada. Ne? Herhalde Zehra'yı almaya geldi. Zehra burada mı? Eğer Kamber'le karşılaşırlarsa... Kınalı Kar'a ayak basmaya nasıl cesaret eder bu herif? Nafile! Paltomu getir! Evine gitmedi mi Zehra? Kamber kaçırıp gelmiş annem. Kimseye bir şey demedik Davut abinin kulağına gitmesin diye. İyi halt ettiniz. Bir delilik etme Halil Bey. Anne ne oluyor? Yok bir şey. Abla ne oluyor? Yok bir şey yok. Anne ne oluyor? Davut gelmiş köye. Davut abi beni korkutuyorsun. Zehra abla! Dur. Zehra abla! Dur! Davut abi! Gel! Pınar!
Ömer, ne oldu yavrum? Kızım ne oldu? Bilmiyorum Ömer. Aklıma yatmıyor bu iş. Üstüne üstlük hoşuma da gitmiyor. İnsanın sevdiği, istediği şeyleri bir karşılığı olmadan alması, sahip olması en güzeli ama bir de öyle bak Ali öğretmen. Nazar'la, oğlunla beraber olmanın bedeli de bu. Peki çocuklar Ömer? Her gün haksızlığa karşı çıkmalarını, hiçbir şeyden korkmamalarını, sinmemelerini öğrettiğim çocuklar. Ben kaçıp gidince ne düşünecekler? Bunca zamandır öğrettiklerim, öğretmeye çalıştıklarım silinip gitmeyecek mi akıllarından? Onlar bunu anlar Ali öğretmen. Sen ne kadar burada bizimle, kınalı karda yaşarsan yaşa, sen başka bakarsın hayata, onlar başka. Anlamıyorum seni Ömer. Tohum toprağa düşer, bire bin verir. Onlar bu toprağı bilir, beklemeyi, beklerken toprağa kendi suyundan, kendi terinden katmayı bilir. Bilir ki o sene toprak istediğini vermezse bir sonraki yıl yine ona boyun eğecek, yine onun insafına kalacaktır. Yani diyorsun ki kaçıp gidersen çocuklar Cabbar Ağa'yı toprak seni kendileri gibi bilecek. Bir yerden öyle, bir yerden değil. Demem o ki çocuklar geri adım atmayı, kazanmak için yenik düşmeyi bilir. Çocuk onlar Ömer. Tarlada, ormanda çalışan çiftçi, ormancı değil. Dedim ya Ali öğretmen anlamıyorsun diye. Bu öğrenilmez. Anasından emdiği sütle, babasından aldığı kanla gelir yerleşir içine. Şehirliler ki, yani sen ki, hiç yenilmedin toprağa. Anlamazsın Ali öğretmen. Öğrenilmez bu. Yani Ali öğretmen, sen ne yaparsan yap, kararın ne olursa olsun onlar sana kızmayacak. Bilmiyorum Ömer. Ben senin kadar emin değilim. Gel hadi. Sıcak bir çay içelim. İçimiz ısınsın da konuşuruz. Köyde kalsak hiç olmazsa. Demirle Fadik gibi başka bir ev tutsak. Hiç olmazsa annemle babamın düğününü bekleyelim. Belki o zamana kadar, hani ne bileyim, fikrin... Tamam, bir şey demedim. Çekilecek hayat değil bizimki de birader. Şu ustamın peşinde ne maceralar geçti başımdan, anlatsam inanmazsın. Yapma ya. Sen de mülayim, bir ağır abi. Görmüş geçirmiş bir adam havası var ama birader. Var değil mi birader? Var. Ulan! Kızma ettiklerinden sonra ne yüzdü lan? Bu köye gelirsin lan sen. Zerayı veriyorum. Zerayı verin gideyim. Çık şuraya. Çık şuraya. Usta. Lan bir daha bu köye ayak bastığını gördüm lan. Yakınında bile dolaşma. Usta. Ne oluyor Halil Bey? Bir şey oldu yok öğretmen bey. Köyden bir tayıklıyoruz. Geleceğim yine. Göreceksiniz. Bittiniz siz. Hepiniz bittiniz. Bittiniz. Hiç anlatmadın ki neler geçti o evde. Belli canın yanmış. Aklının bir köşesi orada kalmış. Anlatsan, konuşsan rahatlarsın. Biraz limon kaynattım. İyi gelir belki. Sanmıyorum içeceğini. Öyle boş boş bakıyor sadece. Hadi kızım iç bir yudum şundan. Çıkalım da uyusun bari biraz. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen kızım olur mu? Hadi. Bir şey örtelim üstüne.
bütün civar köyleri araştırdı komutanım. Cam boncuk imalatı yapan sadece bir kişi var. E alıp gelseydiniz ya adamı. Adam kör komutanım. Ben Cabbar Ağa falan tanımam. Yıllardır görmez benim gözüm diyor. Peki camdan veya boncuktan bir kurşun dökmüş mü hiç? Bir şey söylemiyor komutanım. İncelensin dediğiniz boncukların raporu geldi komutanım. Buradan da bir şey çıkmadı. Bana daha sonra şu kör boncukçuyu getirin. Bir de ben konuşayım. Emredersiniz komutanım. Halil Bey'e de haber verin, bugün gelsin. Emredersiniz komutanım. Ne oldu şu Lamia denen kız? Getirmediler mi daha? Birazdan gelir komutanım. Gelir gelmez haberim olsun. Emredersiniz komutanım. Boncukçudan da bir şey çıkmazsa daha fazla tutamam Cabbar Ağa'yı. Bıkmadın mı hala beklemekten? Sana ne? Hem sen ne donanıp duruyorsun yine ardın sıra? Sağın solun belli olmuyor ki. Göz kulak olmak lazım. Karakola silah sokmalar falan. Benim başımı yakmayacaksın ne malum? Salak. Ağa geldi. Lamia sen misin? Evet. Bizimle karakola geleceksin. Neden? Komutan çağırıyor. Ayıkla bakalım şimdi pirincin taşını Lamia Hanım. Tutturmuş. Kamber'in kulübesinin yerini söyleyin diye. Bu soysuz söylemeye kalktı da... Var bu işte bir iş dedim, engel oldum abi. Durup dururken Davut kalkıp gelmez buralara. Doğru diyorsun. Hele Pınar olayından sonra yakınından bile geçmemesi gerek köyün. Davut'un buraya gelmesinin nedeni... Zehra arkadaşlar. Zehra Kamber'in kulübesinde. Ne zamandan beri? 2 gün oluyor. Kamber Zehra'yı alıp kaçırmış. Madem biliyordun, söyleyecektin Zehra'nın burada olduğunu. Nazar, Kamber'in yanında mı Zehra? Orada Nafile teyze. Kamber... kasabadan kaçırmış Zehra'yı. Vay benim başıma gelenler. Merak etme sen. Babam bırakmaz Davut'u onların yanına. Korur, kollar. Zehra yüzünden olacak oğlumun sonu. Aklını aldım. Çok geçmez canını da alacak oğlumun. Ben gidip bir bakayım, bir göreyim Kamber'imi. Nafile teyzeciğim, korkacak bir şey yok. Bırak Nazar gitsin. Gitmeden rahat etmeyecek içi. Demir'im, sen Fahrettin Eşi'nin hikayesini biliyor musun? Bilirim. Peki Leyla ile Mecnun'u? Bilirim. Bir de Tahir ile Zühre varmış ama onları herkes bilmezmiş. Sadece bazıları bilirmiş. Bunlar öyle dedi. Anlat, ben de bileyim tabii. Ben de bilmiyorum ki. Ama istiyorsan Pınar'a sorar öğrenirim. İster misin? İsterim Fadik, isterim. O zaman öğrenirim Demir'im, hemen öğrenirim. Mesut. Buyur patron. Mesut, hesap kitap yaptım. Birkaç işçi daha alabiliriz. İyi de bu kadar adam yetmiyor mu patron? Yok. Yettiğini biliyorum. Biraz daha alacağız. Bu defa Kınalı Kardan. Ama Cabbar Ağa'yla anlaşmanız yok mu? Artık yok Mesut. Kınalı Kardan kim gelmek isterse al içeri. Ama her haneden sadece bir kişi. İsimler burada. İyi günler Halil Bey. İyi günler. Hayrola? Size bakmaya geliyorum. Komutanım rica etti. Bir şey mi oldu? Kendisi anlatır. Buyurun. İyi, gidelim bakalım. Bismillah. Hepsinden soracağım bunun hesabını. Görecekler. Görecekler Davut'un kim olduğunu. Tamam usta, sorarsın. Ama yedin bitirdin kendini be. Bak bu kadar sinir iyi değil, bitirir adamı. Sus kalfa, sus! Sustum usta.
Ama bu sinir böyle iyi değil yani. Nasılsın Nafile teyze? Ne ki bunun telaşı? Hoş geldin Mihriban abla. Hoş bulduk Şahnaz. Nafile teyzeyi gördüm şimdi. Öyle selamsız sabahsız bir telaş geçti gitti yanımdan. Belki acelesi vardır. Köylük yerde ne acelesi olur ki insanın? Olur Mihriban abla, nereden bileceksin? Vallahi aklımda kaldı benim. Çok merak ettim. Köyde ne olup bittiğini bilmezsen çatlarsın değil mi? Çatlarım tabii. Başka ne eğlencemiz var ki? Kahve pişirir mi, içer miyiz? Bilmem ki. Yemek saatinde de bir şey kalmadı. İçeriz içeriz. Hadi. İçeriz valla. Bize gidelim Ali öğretmen. Biz de yiyelim yemeği. Gideyim ben Ömer. Keyfim yok bugün. Mümkünü yok bırakmam. Hem ne zamandır yemeğe çağırmak istiyordu Şahna seni. Recepler de bize gelir. Artık Allah ne verdiyse yeriz. Köy yerinde düşün düşün vakit geçmez Ali öğretmen. Biraz dertleşmek, biraz eğleşmek gerek. Madem ısrar ediyorsunuz, kırmayayım sizi. Ama çok kalmam ona göre. Ya sen gel hele, gerisi kolay. Bir delilin yok komutan. Beni salman gerek. Bırakman gerek. Neden tutuyorsun beni hala burada? Neden salmıyorsun? Neden? Neden komutan? Duydun mu Halil Bey? Adam haklı. Onu daha fazla tutamam burada. Hiçbir delilimiz yok. Laboratuvara incelemeye yolladığımız cam parçalarından da bir şey çıkmadı. Zaten çıkmasını da ummuyordum. Bugün yarın salmak zorundayım Cabbar Ağa'yı. Belki dediğinde haklısın komutan bey. Biz senin kadar bilmeyiz yasayı hukuku. Ama benim bildiğim, bu adamı salarsan buradan çıkar çıkmaz bizim üstümüze varacağıdır. Bak, bunu o verdi bu sabah. Lamia denilen kadın gizlice içeri sokmuş. Cabbar Ağa'nın niyeti o kadar da kötü değil. Yanılıyorsun komutan bey. Onun derdi dışarı çıkmak. Çıkarsa istediği gibi at koşturacak. Öyle de olsa onu bu akşam üzeri salacağım Halil Bey. Yapabileceğim bir şey yok. Madem öyle benim de diyecek bir şeyim yok komutan bey. Sakin olun. Bir sorun çıkarsa bize haber verin yeterli. Biz daima gerekeni yapmaya hazırız. Asker! Emret komutanım. Getirin bakalım şu Lamia denen kadını. Baş üstüne. Sonra da Cabbar Ağa'yı. Emredersiniz komutanım. Oğlum senin yüzünden aklını yedi. Şimdi de senin yüzünden ölsün. Nafile teyze. Siz yüreği parça parça bir yana yaptığım için çok özür dilerim. Ben böyle olsun istemezdim. Ama yapamıyorum. Kamberi çok seviyorum. Onsuz yapamıyorum. Biliyorum. Davut'a ne olacak? Ya sizi burada bulsa ne yapar? Neler olur bir düşünsene. Ben hem evladımı hem de evladımdan gayrı görmediğim senin iyiliğin için diyorum kızım. Böylesi doğru değil. Madem Kamber'le gönlünüzü yıllar yollar ayıramadı. O vakit bir çaresine bakıp kurtulacaksın da bundan. Ah Zehra kızım. Kamberimi bu hale koyduğun için seni dizime yatırıp ne güzel dövmem lazım ama. Gel gör ki ne sana ne de sevdanıza kıyamam. Ağlama artık. Günü gelecek mi bilmem ama aklında olsun. Ben ağlayan gelin istemem. Şimdi. Ya dinlenmesin şimdi. Bir şey soracağım ben ona. Ne Pınar, oluyor? Ne soracaksın? Bana sor ben söyleyeyim. Ya sen de bilmezsin ki canım ha. Pınar. Pınar. Hadi gel bir dakika. Şuraya. Gel Fadik. Fadik.
Kızım ne gürültü ediyorsun Pınar'ın başında? Ya Allah Allah ya, bir şey soracağım ya, niye bırakmıyorsunuz? Kızım Pınar hasta, görmüyor musun? Dinleyemez şimdi, dinlese de cevap veremez ki zaten. E neyi var ki? E hasta işte, görmüyor musun? E ne vakit iyileşecek peki? Gel Fadik gel. Mutfağa inelim biz seninle. Hadi yürü gel, nafile yok, yemek yaparız beraber. Pınar iyileşince bana haber ver anne, tamam mı? Tamam Fadik, hadi gel. Tamam Fadik, veririm. Burada ifaden var Cabbar abi. Silahı sana Lamia'nın getirdiğini, görür görmez de getirip bana teslim ettiğini beyan ediyorsun. Oku, imzala. Tamam mı? Tamam. Şimdi seni bırakacağım Cabbar abi. Ama gözüm üzerinde. Sakın bir delilik yapıp sağa sola saldırmaya kalkma. Gidebilirsin artık. Ben ne olacağım? Seni tutukluyorum Lamia. Ruhsatsız silah taşımaktan ve gözaltındaki sanığı kaçmaya teşebbüs ettirmekten. Aa. Seni tutukluyor Lamia. Aa. Benim yapacak bir şeyim yok. Aa. Asker. Emret komutanım. Tutukla. Emredersiniz komutanım. Yemek hazır, gel hadi. Siz yiyin Sumru, benim canım istemiyor. Acacına durulur mu hiç? Gel hadi bir iki lokmaya, sonra kalkarsın. Babama da ayıp olur şimdi gelmezsen. Var mı sütüğümü Sumru? İstemiyorum dedim. Ne oldu sana böyle Rıza? Kasabadan döndün döneli halin tavrın değişti. Benim Rıza'm gitti, yerine başkası geldi. Rıza... Kim bu gece vakti? Kim o? Benim, ben Mesut. Ne oldu, ne var? Ağayı anlatacaklarım var. Ağayı görsen benim de anlatacaklarım var. Lafı çevirme de söyle. Demir artık Kınalı Kar'dan da işçi alacak. Bugün bana dedi. Her aileden bir işçi. Daha fazlası değil dedi. Bak yalansa. Ya niye yalan söyleyeyim sana? Nerede ağa? Elinin köründe. Hadi yürü hadi. Ya dur hadi. Ne yapıyorsun ya? Ağam. Ağam ya. Ağam. Ama elinin köründe değil, hanesinde Seyit. Ben öyle demek istemedim ağam. Ne oldu? Ne oldu? Şey ağam, Demir Kınalı Kar'dan da işçi alacak. Onu haber etmeye gelmiştim. Ettin işte. Defol! Defol! Hesap vakti geliyor Seyit. Bu toprağın, bu hanenin hesabını görme vakti geliyor. Hesap vakti geliyor Seyit. Hesap vakti. Nesi var Pınar'ın? Niye sokmuyorlar beni yanına? Hasta dedik ya kızım. E bulaşır mı? Ne olur Fadik, sık boğaz etme beni bu gece. Zaten içim daralıyor. Ama bir şey sormam gerek ona. Git hadi babanın yanına. Ben kurularım hadi. Kimse beni sevmiyor zaten bu evde. Fadik. Ne yapıyorsun gece vakti burada? Oturuyorum. Oturuyorsun da neden? Ya bir şey soracaktım Pınar'a, hasta diye salmıyorlar beni yanına. Ne soracaktın? O bana demişti ki Leyla ile Mecnun gibi, Ferhat ile Şirin gibi bir de Tahir ile Zühre var ama onu herkes bilmez. Onu soracaktım işte. Demir'im merak etti, öğrenip onu anlatacaktım. Bana da yeri var mı? Hı. Peki, ben anlatsam olur mu? Sen biliyor musun Tahir ile Zühre'yi? Tahir ile Zühre meselesini biliyorum. Ne duruyorsun, anlatsana. Bu bir şiir Fadik. Büyük bir şairin büyük bir şiiri. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden
ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Seversin dünyayı dolu dizgin ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık. Yahut hiç sevmeseydi. Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Yapalım artık şu düğünü Süreyya. Köylüye, haneye müjde olsun. Moral olsun. Ne dersin? Sen ne dersen o olsun derim Halil Bey. Verin bakayım şu şişeyi ihtiyarlar. Nerede şişe? Sen o işi bir defa gördün beyim. Bu defa o iş bize düşer. Kaldırın. Hayırlı olsun. Bir yastıkta kocayım. Sağ olun. Amin. Gelini öpebilirsiniz Halil Bey. Kınalı karda adettir. Nikah kıyıldı mı gelin de güvey... Köylünün önünde şenliği başlatırlar.
Kınalı kar da adettir. Bir hanım bey hanım oldu mu düğünün sahibesi de odur. Şenlik onunla başlar. Önce o oynar. Nikahı iki defa kıydık. Onu da iki kere yapmayalım. Bizden geçti artık. Olmaz. Hadi hanım. Ölmedik daha, beceririz. Başlasın. Efecim, nereden biliyorsun böyle soruları oğlum? Hadi bunları bırak da güzel güzel düğünü seyret bak. Abla, hadi kalk beraber oynayalım. Ya
Lütfen hadi. Hadi. Hadi öğretmenim. Hadi sen de kal. Efeciğim, olmaz şimdi. Ne olur hadi öğretmenim, hadi. Ne olur hadi. Hadi ama. Efe, olmaz. Ne olur. Hayırlı uğurlu olsun baba. Var mı üstüne Ali Bey? Bak Cabara, edebinle oturacaksan buyur otur. Fazla kalacak değilim. Karımı alıp gideceğim. Aklından geçen her neyse vazgeç Cabara. Şimdi sırası değil. Sen karışma. Yetim Demir. Nazar, vakit doldu. Gidiyoruz. Nazar seninle gelmiyor Cabara. Bu defa değil, Halil Ağa. Bu defa Nazar benimle geliyor. Nazar. Bunu artık halletmem gerek Ali. Seninle dönmeyeceğim Cabbar Ağa. Ne şimdi, ne sonra. Senden boşanacağım Cabbar Ağa. Bütün kınalıklar şahidim olsun. Senden boşanacağım Cabbar Ağa. Hasret ektim.